Doların TL karşısında olması gereken değerin çok üzerine çıkmayan taşma riski giderek artıyor demiş bugün Rabin Brooks. Rabin Brooks kim? Uluslararası Finans Enstitüsü'nün baş ekonomisti. Peki olması gereken değer ne doların TL karşısında? Bu kurumun bu konuda daha önce bir değerlendirmesi vardı 16,5 lira demişti. Doların TL karşısındaki adil değeri bundan 2 ay önce filan demişti hem de bunu. Hala da ama aynı seviyeyi söylüyor 16,5 lira. Ama işte Rabin Brooks'a göre şimdi dolar bu seviyenin de üzerine önümüzdeki günlerde haftalarda çıkabilir. Yani taşabilir. Bunun için de iki gerekçe göstermiş. Bugün Reuters'te bir değerlendirmesi vardı dolardaki son yükselişle ilgili Rabin Brooks'un. Diyor ki Türkiye içindeki kredi genişlemesi, büyük kredi genişlemesi dolarda bir baskı, yani taşma riski yaratıyor. İkinci sebep de dünya piyasalarını vuran resesyon riski. Amerika'da ve Avrupa'da resesyon bekleniyor biliyorsunuz. Bu da doların içeride Türkiye'de TL'de taşma riskinin ikinci sebebi Rabin Brooks'a göre. Tam bu noktada tabii şu soru sorulabilir. 2 e, ay önce bu seviyeyi işaret ettiyse Uluslararası Finans Enstitüsü yani 16,5 liranın doların adil değeri olduğunu bundan 2 ay önce söylediyse e ama o günlerde 15 liranın altındaydı dolar uzun bir süre boyunca da 15 liranın altında kalmaya devam etti. Nasıl oldu da o günlerde 15 liranın altında kalan dolar şimdi patladı? Bu sorunun cevabı da Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili. Bugüne kadar önce 14 liranın altında, sonra da 15 liranın altında tutmayı başardı ekonomi yönetimi doları yakın bir tarihe kadar. Çünkü Merkez Bankası'nın rezervleri daha güçlüydü. Ama işte şimdi öğreniyoruz ki bugün biraz daha çok öğrendik ki Merkez Bankası'nın rezervleri artık doları tutmaya yetmiyor. Bugün biraz daha çok öğrendik ki dedim çünkü Reuters'teki analizde bu konuya dair de değerlendirmeler var. Haluk Bürümçekçi ki Merkez Bankası'nın analitik bilançosunu en iyi okuyan ekonomistlerden biridir. Demiş ki Mayıs'ın yani bu ayın ilk 20 gününde Merkez Bankası'nın rezervlerinden 7,7 milyar dolar daha harcandı. 13 Mayıs haftasında Merkez Bankası'nın net rezervleri 11,5 milyar dolara gerilemişti. Ve Reuters'e bilgi veren bankacıların hesaplamasına göre o günden bugüne yani 13 Mayıs'tan bugüne 2 milyar dolar civarında daha erimi olmuş. Ve Merkez Bankası'nın rezervleri 10 milyar dolara net rezervleri 10 milyar dolara hatta altına gerilemiş. Yani rezervler artık doları işte tutmaya yetmiyor. Nitekim Dolar önce 15 lirayı sonra 16 lirayı aştı, geçti. Bu arada Türkiye'nin risk birimi çok hızlı bir şekilde, çok sert bir şekilde yükseliyor. Bu yükselişin arkasında da aynı gerekçe. Yani Merkez Bankası'nın rezervlerindeki erime var. Türkiye'nin risk birimi yani 5 yıllık CDS'i yani özeti Türkiye'ye yatırım yapan yatırımcıların iflas riskine karşı ödemeleri gereken risk birimi 730 seviyesini gördü bu. 2008'deki küresel mali krizden bu yana görülen en yüksek seviye. 730. Korkunç bir seviye aslında. Neye göre korkunç? Şöyle kıyaslayalım. Türkiye ile aynı klasmandaki diğer gelişmekte olan ülkelerin risk birimi, 5 yıllık risk birimi 290-300 arasında. Türkiye'ninki onların yaklaşık 2 katı. Türkiye elbette hak etmiyor bu kadar yüksek risk birimini ama işte Merkez Bankası'nın rezervleri bu kadar düşük olunca Politika faizi %14'teyken enflasyon %70'te olunca, reel faiz eksi 50 civarına yükselince CDS de bu kadar yüksek bir seviyeye çıkıveriyor. Peki şimdi tablo böyleyken yani Merkez Bankası'nın rezervleri giderek azalıyorken TL'yi ekonomi yönetimi nasıl destekleyecek? Bu koşullarda çok fazla seçenek yok. Bir tanesi işte enflasyon korumalı ürün gibi bir takım böyle yeni yaratıcı ürünler geliştirmek. Bu konuda bir çalışma var ama bir türlü de bitmiyor. Bitmemesine birazdan geleceğim, bitmemesinin sebeplerine. Ama bunun yanı sıra kullanabileceği bir başka silah ekonomi yönetiminin sermaye kontrolleri, yumuşak ya da sert. Ve şimdi Ankara'da özellikle kurumsal tarafa yani şirketlere yönelik döviz işlemlerinin sınırlandırıcı bir dizi önlem üzerinde çalışıldığı bilgisi var. Ne gibi önlemler bunlar? Mesela yurt dışına yapılacak döviz transferlerini sınırlandırıcı, somut belge talep edilmesini öngören, hatta amaç konusunda yine bilgi verilmesini gerektiren bir dizi önlem üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Yine bazı döviz işlemleri için belgelendirme zorunluluğu getirilebileceği kaydediliyor. Yine bu kapsamda bundan çok sonra yapılacak döviz ödemeleri için şirketlerin aylar öncesinden döviz toplamasının önüne geçilebileceği de bu yönde çalışıldığı da ifade ediliyor. Biraz önce belirttiğim gibi bunun yanı sıra bir de yaratıcı yeni bir takım ürünler çıkabilir. Enflasyon korumalı ürün zaten bekleniyor ve zaten haftanın ilk günü o beklentinin etkisiyle yani Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine çıkışında enflasyon korumalı ürünü açıklayacak beklentisiyle dolar 15-70'lere kadar gerilemişti. Neden o ürün bir türlü çıkmıyor? Bu konuda Profesör Ercan Uygur'un bugün bir yazısı vardı Çünkü diyor bu konu çok karmaşık. Bir kere hangi enflasyon baz alınacak? Yani tamam enflasyondan koruyacak da hangi enflasyondan? Tüfe enflasyonundan mı? Çekirdek enflasyondan mı? Yoksa çalışanlar için çalışanların geçinme endeksi mi hesaplanacak ve o mu dikkate alınacak? Sorulardan biri bu. Öteki hangi enflasyon? Yani süre olarak hangi enflasyon? Aylık enflasyon mu? 3 aylık enflasyon mu? Yıllık mı? Hatta 2-3 yıllık mı? Vade ne olacak? Bu da belirsiz. Zor sorular bunlar. Başka sorular da var diye devam ediyor Erçen Uygur. Mesela geriye dönük enflasyon mu dikkate alınacak? Yoksa önümüzdeki döneme dair enflasyon bekleyişleri mi dikkate alınacak? Bunların hepsi çok önemli, çok zor sorular. Ve bu soruların içinden belli ki ekonomi yöntemi çıkamıyor. Ama bir soru daha var. Onu da dünkü videoda görmüştük. Bu ürün bir tahvil veya bono mu olacak yoksa bankalarda paranın kalmasını sağlayacak bir mevduat ürünü mü olacak? Düne kadar aslında bunun bir bono veya tahvil olabileceği konuşuluyordu. Ama öyle olunca da bankalardan bir para çıkışına neden olabileceği uyarısı da yapılıyordu. Nitekim bunun etkisiyle geçtiğimiz günlerde Borsa İstanbul bankacılık endeksinde düşüşler görmüştük. Şimdi bugün borsada Borsa İstanbul'da ve özellikle de bankacılık endeksinde çok tuhaf bir gelişme oldu. Sabah saatlerinde Bankacılık endeksi %1'den fazla eksideydi, kırmızıdaydı. Sonra bir anda yeşile döndü. Ve günü şu anda seans bitti 6,5 saat. Bankacılık endeksi günü %1.61 artıda kapattı. Bistüz endeksi de %1.81'lik yükselişle bankacılıktaki yükselişten de güç alarak 2400'ün üzerinde kapattı. Peki bankacılık endeksinde ne oldu? Bu önemli bir soru. Acaba bu ürünün yani enflasyon korumalı ürünün bir tahvil veya bono şeklinde değil de bir mevduat ürünü şeklinde yapıldığı yapılacağının, hazırlandığının haberi mi alındı? Bu konuyu Ankara'daki kaynaklarıma sordum. Net bir bilgi alamadım açıkça söyleyeyim. Bu biraz önce belirttiğim sadece benim ve kaynaklarımın bir tahmini ama somut bir bilgiye dayanmıyor önümüzdeki günlerde bu konuda bir şeyler öğrenirsem, duyarsam tabii ki bu kanalda sizinle paylaşacağım. Enflasyon demişken Türkiye'de biliyorsunuz şu anda enflasyon korumalı ürün aslında gayrimenkul yani konut emlak. Emlak fiyatları %110 arttı. Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi dün açık, önceki gün açıklanmıştı. Tabii konut fiyatlarındaki bu artışlar enflasyondan koruyan ürünün bir anlamda çıkışına kadar. Yani eğer alternatif olsa bankalarda enflasyondan koruyan ürünler olsa Konut alacak olanların bir kısmı herhalde almaz. Onun yerine enflasyondan koruyan ürünü tercih edebilirler. Bunu nereden biliyoruz? Mesela Amerika'dan biliyoruz. Amerika'da dün yeni konut satış verisi açıklandı. Ve Fed'in faiz arttırımlarının etkisiyle son 9 yılın en sert düşüşü gerçekleşti. Yeni konut satışlarında Amerika'da %17 düştü. Mart'tan Nisan'a. Bu son 9 yılın en sert düşüşü. Sebebi de işte Amerikan Merkez Bankası'nın hepi topu yaptığı 2 faiz arttırım, 75 bas puanlık arttırım yaptı. Önce 25 sonra 50 bas puanlık arttırım. Buna bağlı olarak mortgage kredi faizleri yükseldi ve hemen Amerika'da konut satışları şok bir düşüş yaşadı. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de de politika faizinin eğer er geç arttırılacağını düşünüyorsak arttırıldığında Türkiye'de de konut piyasasında benzeri gelişmelerin yaşanacağını söylemek yanlış olmaz, kehanet olmaz. Bununla birlikte fakat tabii Türkiye'nin kendi gerçekleri de var. Türkiye'de Türkiye'nin gayrimenkul piyasasında kendi gerçeği arzın sınırlı, yetersiz olması. Yani talepte çok hızlı bir artış var Türkiye'de enflasyondan korunmak için ama arz yani yeni projelerin sayısı ona yetişemiyor. Çünkü müteahhitler inşaat şirketleri maliyetlerdeki artışa yetişememekten korkuyorlar. Sermayeleri eridi filan. Onların nedenlerini daha önce görmüştük bu kanalda. Şimdi fakat zaten yetersiz olan arzın önümüzdeki günlerde veya aylarda daha da azalacağını işaret eden yeni bir veri. Yapı ruhsatı verisi ilk çeyrekte geçen yılın aynı ayına göre, aynı dönemine göre %21.8 azalmış. Yapı ruhsatı dediğimiz izni alınan yeni yapılar, bina sayısı yani izni alınan yeni bina sayısı, yani inşaat edilecek yeni binaların sayısı Yine geçen yılın aynı dönemine göre %22.5 düşmüş. Daire sayısı ise %27.9 gerilemiş. E, yapı ruhsatlarındaki gerileme konut fiyatları için iyi bir haber değil. Videonun sonunda son olarak bir de Amerika'da Amerikan tahvil getirileri ki %3.21'e kadar yükselmişti. 9 Mayıs'ta 10 yıllık tahvilin getirisi. Orada sert bir düşüş var. Onun sebebi neden düşüyor? Şu anda Amerika'da 10 yıl tahvillerin getirisi %2.7'ye gerilemiş durumda. Bunun sebebi Amerika'da ekonomiden gelen soğuma işaretleri. Bu önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadelesini kazanacağına, kazanabileceğine Amerikan Merkez Bankası'nın işaret ediyor. E, enflasyon eğer gerileyecekse önümüzdeki dönemde enflasyon karşısında yüksek geçiri talep etmenin gereği yok diyor diye düşünüyor yatırımcılar Amerika'da. Her gün saat 20.30'da hafta içi bu kanalda Türkiye Dünya Ekonomisi piyasalarının son 24 saatini anlatıyorum, yorumluyorum. Bu kanala bugüne kadar abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bu kanalı desteklemek isterseniz videonun altındaki katıl düğmesini butonunu tıklayarak aylık 5 liralık abonelik ücretiyle bu kanalda oluşturduğum ekonomi kulübüne üye olun. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere.